Kasım Çarşamba. Ali Mahir Başarır bizimle birlikteydi ilk bölümde. Türkiye'nin hallerini konuştuk tabii daha çok. O kadar çok mesajınız geldi ki bir kısmını okumak isterim doğrusu. Diğer programa geçmeden önce Zeus'un yolladığı mesajlar var. Bir dizi halinde en azından ismini zikretmiş olayım. Sabahattin Kırlangıç, Karantina adını taşıyan sosyal paylaşımcı Harun Kılınç de mesaj yollamış. Bakalım ve Divri'den, Sivas'tan bize her zaman mesajlar yollayan ve mutlaka bir dörtlük ekleyen Muharrem Ozan diyelim artık. Diyor ki yakalanıyorsa haftada 5000 kişi hala kimler cesaretle yapıyor bu işi? Bilmek isterim nedir acep içişlerinin işi? Yetti canımıza gitsin başımızdan bu kişi diye yazmış kendisinin her zaman bize bu türlü dörtlüklerle hediyesi oluyor. Erkan Yergün yine mesajlar yollamış. Birçok mesajlarınız var. Onların hepsini okuyamadım. Talat, Osman, Dilber Özçelik, Kerem Görsev az önce mesajını okumuştum. Değerli müzisyen, o da bizim programımızı izleyenlerden birisi. Çok çok teşekkürler. Biz şimdi bu bölümde sağlık sektöründeki sorunları konuşacağız. Sağlık sektöründeki sorunlar o kadar büyümeye başladı ki sağlık çalışanlarının hepsi, hemen hemen hepsi feveran halinde çeşitli eylemler yapıyorlar ve haklarını aramaya çalışıyorlar. Ama bunun yanı sıra bizler de mağduruz. Çünkü hastanelerden randevu alamıyoruz. Açılan şehir hastanelerinin içerisine girdiğiniz zaman kocaman bir kasabayla karşılaşıyorsunuz. O kasabada nereye gideceğinizi şaşırıyorsunuz. Tabii yapılan hizmetlerin kısıtlı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü çok değerli hekimler ülkeyi terk ettiler. Bu ülkede kalmaya karar veren, her şeye rağmen direnen hekimler ise maalesef çok zorluk içerisinde kaldılar. Çünkü onların hizmet edebileceği kişi sayısı ancak bu kadar. Onlar da çok zorluk çekiyorlar. Onu da söyleyelim ve bu konuyu biz Fikret Şahin'le konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Doktor Fikret Şahin, hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok size teşekkür ediyorum. Bu sektör konusunda sizin yaptığınız meclis konuşmaları, gerek işte verdiğiniz önergeler, işte evet, mümkün olduğunca bazı şeylerin değişmesi için gösterdiğiniz çaba, bunların hepsi önümüzde. Evet. Bugün arkadaşlarımla birlikte hatta onlara baktık. Onlarla ilgili sizinle sohbetimizi en azından belirlemeye çalıştık. O sohbetin başında sizin söylediğiniz Sağlık Bakanlığı'nın 6 Ekim 2022 tarihinde yayınladığı yönetmelik var. Evet. Daha yani bir ay önce. Bir ay önce evet, serbest çalışan hekimlere özel hastane ve tıp merkezlerinde hastalarını tedavi etme ve ameliyat yapmaları yasaklandı. Evet. Bu tabii onların çok ciddi bir şekilde tepkisine uğrayan bir şey. Bu yönetmelik kime hizmet ediyor? Amaç nedir? Evet. Tabii Zeynel Bey, şunu ifade etmek isterim ki sağlık hizmetinde hem hizmet alan hastalar tarafından hem de hizmet veren hekimler başta olmak üzere eczacılar, hemşireler, efendim işte röntgen teknisyenleri, tüm hizmet sektörlerinde muazzam şekilde bir şikayet ve memnuniyetsizlik olduğunu görüyoruz. Biraz öncesini ifade ettiğiniz üzere hastalarımız randevu alamıyorlar. Hatta birkaç gün önce yine Ankara'da burada bir vatandaşımıza ultrason için verilen randevu tarihinin 2024 olduğu, yani bir takvim yılının çok daha ötesinde randevular, ki bir kanser şüphesi olan bir vatandaşın belki o randevu görme ihtimali dahi değil. Yok. Evet, yani vatandaş randevu alamıyor, tetkiklerini yaptıramıyor, daha doğrusu hastaneye dahi ulaşamıyor. Hekimler çalışma şartlarının ağırlığından dolayı artık istifa etmiş durumdalar. Son 2 yılda 10 bini aşkın hekim istifa etmiş ve 3 bin civarında hekimimiz de yurt dışına gitmiş. Bakın bu anki, yani şu içinde bulunduğumuz 2022 yılında ki ilk 10 ayda yurt dışına gitmek üzere başvuran hekim sayısı 2153 ve her geçen gün giderek artıyor. Sadece hekimlerimiz yani yurt dışına gidiyor efendim. Hemşire hanımlar, hemşirelerimiz diyeyim daha doğrusu, hemşirelerimiz 10 yıl aradan sonra geçtiğimiz hafta sonu çalışma şartlarının ağırlığı ve özlük haklarındaki yetersizlik nedeniyle miting yaptılar Ankara'da. Eczacılarımız yine efendim ilaç fiyat düzenlemesinden 27 Kasım'da. Evet, 27 Kasım'da olacak. Önümüzdeki haftalarda onlar da miting yapacaklar. Dün değil ondan önceki gün efendim röntgen teknisyenlerimiz yine çalışma şartları ve özlük haklarındaki geriye gidişten dolayı miting halindeler. Yani özetle sağlık sistemi çökmüş, sağlık sistemi kriz halinde. Ve buna
Sağlık Bakanlığı tuttu efendim, işte 6 Ekim'de bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmelikle serbest çalışan, yani muayenehanesi olan yaklaşık 7 bin civarında hekimimiz var. Bunların en az 6500 tanesine özel hastanelerde ameliyat yapma ve hastalarını yatırıp tedavi etme hakkını ellerinden almış oluyor. Neydi amaç? Dolayısıyla buradaki amaç sağlık hizmetleri, özellikle AK Parti iktidar döneminde efendim işte sağlıklı dönüşüm programıyla kamu hizmeti olmaktan çıkmış ve giderek özel sektörün ağırlığı artmış ve şirketler sağlık hizmetine dahil olmuştur. Dolayısıyla buradaki asıl amaç zincir özel hastanelere kaynak yaratmaktır. Özellikle İstanbul'da sağlık turizmi dediğimiz, yani daha çok estetik müdahaleler üzerine olan müdahaleler, muayenehanelerdeki serbest hekimler ağırlıklı yapılan bir müdahale ki burada da zaten özel hastanelerin ameliyathaneleri kullanılıyor. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı getirmiş olduğu bu yönetmelikle hekimlerimizin ameliyat yapmalarını engelleyerek kendi hastanelerini işaret etmişlerdir. Ki her Türkiye denilen programa baktığımız zaman da burada mesela İstanbul'da en fazla yapılan estetik müdahale genellikle saç ekimi, yani sağlık turizminin en ağırlıklı olduğu kesim. Estetik diyelim. Evet, yani saç ekimi ve burun estetiğidir. Burun estetik ameliyatlarına baktığımız zaman İstanbul'da 3 tane hastaneyi işaret ediyor. Bu 3 tane hastanenin 2 tanesi Sayın Sağlık Bakanı'nın sahibi olduğu hastane. Kendisi. Evet, dolayısıyla özel hastane lobilerine teslim olmuş olan bir Sağlık Bakanlığı karşıyız. Ve daha doğrusu özel hastane patronu olan bir Sağlık Bakanı var. Ve Sağlık Bakanı yardımcısı da zaten Özel Hastaneler Derneği'nin onursal başkanı. Ki Medipol Üniversitesi'nin rektörüdür Sağlık Bakan Yardımcısı. Ki özel hastanelere hizmet eden bir anlayış çerçevesinde bu yönetmelik çıkartılmış. Serbest çalışan hekimlerin mesleki özgürlükleri kısıtlanmış. Hatta hastaların da hekim seçme hakları da ellerinden alınmıştır. Bu yönetmelikle baktığımız zaman özünde anayasanın 48. maddesi çalışma ve sözleşme hürriyetine aykırıdır bu yönetmelik. Yine anayasamızın 56. maddesi sağlık hizmetlerini düzenleyen bir maddedir. Yine buna da aykırıdır. Hatta ve hatta Sağlık Bakanlığı'nın görevini tanımlayan 663 sayılı kanun hükmünde kararnamede Sağlık Bakanlığı'nın amacı vatandaşlarımızın ruh ve beden sağlığını korumak ve onu geliştirmektir diye ifade eder. Yine buna da aykırıdır. Özellikle düşünün şimdi siz bir hekime, hamile bir kadın, bir hekimi tercih ediyor ve ona takibini yaptıracak. Ve doğumu da o hekime yapacak. Fakat şu anda mesela böyle bir yasak geldi ve hekim o hasta takip etti, hastasının doğumunu yaptıramayacak. Hamile hanım diyor ki ben efendim işte bu doktoru tercih ediyorum. O doktor ameliyat yapamıyor ve 6 Ekim'den itibaren serbest çalışan hekimlerimiz diyorlar ki Sağlık Bakanı'na biz nerede ameliyat yapacağız diye soruyor. Bir cevap var mı? Hayır, bir cevap yok. Dün itibariyle basın mensupları Sayın Bakan meclisteydi. Efendim bu soruyu yönelttiler. Sayın Bakan efendim yönetmeliğin tam tersi bir konuşma yapıyor. Böyle bir sorun yok diyor. Halbuki yönetmelikte var. Çıkarttığınız yönetmelik bunu öngörüyor. Efendim biz 3 ay kadar bir süre tanıdık. 1 ay daha doldu. 2 ay daha gözlemleyeceğiz. Ama ortalık dediğim gibi böyle bir bulanık halde ve hekim arkadaşlarımız büyük sıkıntı yaşıyorlar. Oysa bu serbest çalışan hekimlerimiz cerrahi yetenekleri olsun, tıbbi bilgileri olsun, üst düzeyde olan hekim arkadaşlar da kendilerine olan mesleki özgüvenleri yüksek olan hekimlerdir genel olarak. Siz bunları bu yönetmelikle sağlık sistemin dışına itiyorsunuz ve atıl noktaya getiriyorsunuz. Oysa şu anda bizim hekimlere muazzam şekilde ihtiyacımız var. Oysa yapacağınız farklı bir düzenlemeyle serbest çalışan hekimleri sağlık sisteminin içine dahil edebilirdiniz. Nasıl? Tıpkı özel hastanelere tanıdığınız koşullarda muayenehanesi olan serbest çalışan hekimlerimize SGK ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşma yapma yolunu açarsınız. O imkanı tanırsınız. İsteyen Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşma yapar. Vatandaşlarımıza herhangi bir ücret ödemeksizin gider muayenehanelerden tıbbi hizmet alır. Muayenehanede yazılan reçeteyi gider eczaneden karşılar onu alır. Hekim bir tetkik istediği zaman ister kamu hastanesinde ister özel hastanede yaptırabilir ve hekim ameliyat yapma gereği ihtiyaç hissettiği zaman da ister özel hastanenin ameliyatını hanesini ister de kamu hastanelerinin ameliyathanelerini
kullanma imkanı tanıyabilirsiniz. Dolayısıyla da... Yani aslında sizin söylediğiniz tamamı ben anlamak için belki soracağım. Özel işte kendi muayenehaneleri olan doktorlar bu arada böyle bir kararla tamamen sistem dışı kalıyor. Elbette yani şimdi siz düşünün bir hekim ameliyat yapamazsa nasıl mesleğini yapacak? Hasta yatırıp takip edemezse nasıl yapacak? Dolayısıyla siz hekimleri atıl hale getiriyorsunuz. Yani aslında hasta da ona gitmez. Sonuçta ameliyatını yapmayacak olan birisine tetkiklerini yaptırıp daha sonra güven duyup da başkasına ameliyat olacaksa gitmezler. Tabii. Yani bir taraftan elinizdeki niteliği, bilgi ve becerisi yüksek olan hekim potansiyelini kenara itiyorsunuz. Diğer taraftan da o hastalara diyorsunuz ki bizim zincir özel hastanelerimize gelip burada diyorsunuz. Tıbbi hizmet alın diyorsunuz. Yani buradan bir para kazanılacaksa bizim yandaş, bizim arkadaşlarımız biz kazanalım diyorsunuz. Bu yönetmenin özü budur. Bizler de diyoruz ki yani bizler ben bir hekim olarak konuşuyorum açıkçası burada. Ben de geçmişte uzun yıllar 28 yıl bizatihi aktif şekilde hekimlik yaptım. Kulak burun boğaz uzmanıyım ben de. Ve tabii bu da ısır başkanı da yapmış olan bir milletvekili olarak söyleyeceğim ki bizler hekimlerimiz kendi memleketlerinde kalıp kendi vatandaşlarımıza, milletimize hizmet etmek istiyorlar. Ve bakın gayet kolay. Özel hastaneleri tanıdığınız koşullarda serbest çalışan hekimlerin anlaşma yapmalarının önünü açın. Ve bu niteliği yüksek olan hekimlerimizi sağlık sisteminin içine dahil edelim. Vatandaşlarımızın hiç olmazsa bu randevu sorununa bir nebze olsun çözüm bulalım. Bakın bu kadar uzun süre tetkikler veriliyor, ameliyatlar çok uzun süre sonra randevu veriliyor. Bunları bu şekilde çözebiliriz. Ve bu bakan, sayın bakan diyor ki biz takip etmek için bu yönetmeyi çıkarttık. Buyurun her şey kayıt altında, her şey takip altında ve özellikle de kamu hastanelerin ameliyathaneleri de serbest çalışan hekimlerimize açıldığı takdirde mesela hafta sonu cumartesi, pazar devlet hastaneleri, ameliyathaneleri acil vakalar dışında çalışmıyor. Hiç olmazsa bu serbest çalışan hekim arkadaşlarımıza bu ameliyathaneleri açabilirsiniz. Yani bir tarafta tedavi bekleyen hasta var, öbür tarafta hastasını ameliyat etmek isteyen hekim var. Edemeyen ama, hekim var. Ama ameliyathane yok, hastane yok, kullanamıyor. Bunları buluşturun. Sağlık Bakanlığı olarak sizin göreviniz vatandaşın sağlık hizmetini almayı kolaylaştırmaktır. Ve bunu buluşturmaktır, ya kolaylaştırmaktır yani sizin göreviniz. Ama tam aksi şu anki zihniyet bunu zorlaştırma üzerine kurulmuş ve hekim arkadaşlarımız bu noktada büyük sıkıntı yaşamaktadırlar. Ben çok teşekkür ederim bu noktaya temas ettiğiniz için hani bunu hiç olmazsa buradan da dile getirdik ve mecliste de dile getirdik. Evet bunu. Evet bunu Fahrettin Koca'ya bir soru olarak yönelttiniz. Soru... Aynı zamanda Sağlık Komisyonu'nda da bu konunun ele alınmasına yönelik de herhalde görüşleriniz var. Evet. Onu da sizin gönderdiğiniz önergeler ve sorular önergeleri şu anda görüyor izleyicilerimiz. Buyurun. Tabii yoğun şekilde meslektaşlarımızdan şikayet geldi tabii bize. Biz de bunu sonuç olarak milletvekilliğinin ve meclisin denetim yetkisini kullanarak Meclis Başkanlığı aracılığıyla Sağlık Bakanlığı soru önergesi haline getirdi. Dedik ki Sağlık Bakanlığı efendim bu hekimler nerede ameliyat yapacaklar? Bu hekimleri neden atıl duruma getirdiniz? Neden sağlık sistemin dışına ittiniz? Neden sağlık sistemin içinde değerlendirecek bir sistem kurmadınız? Bu kurulabilir. Diğer bir nokta efendim işte bunun sakıncalarıyla ilgili olarak meclisin denetim yetkisi olan araştırma önergesi verdik. Yine 20 milletvekili arkadaşımızın imzasıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Komisyonu'ndaki 6 üyesi, ben de onlardan birisiyim. Sağlık Komisyonu Başkanı Sayın Recep Aktağ, önceki dönemlerde Sağlık Bakanlığı yapmış Recep Bey'e komisyonun toplaması konusunda bir talep dilekçesi verdik. Tabii bir komisyon zorunlu şekilde toplanması için 1/3 oranında bir imza gerekiyor. Komisyon 26 kişilik bir komisyon. Yani 9 imzaya ihtiyacımız var. Bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak önce verdik. Baktık, takip edeceğiz. Eğer toplanmadığı takdirde zorunlu şekilde toplanacak sayıya da ulaştık. Yani görüştüğümüz diğer partideki milletvekili komisyon üyesi arkadaşlar var. Sağlık Komisyonu'nda yine önümüzdeki günlerde bu konu görüşülmesi için toplantıya davet edeceğiz. Meslektaşlarımızın, hekim arkadaşlarımız haklı talepleri vardır. Bu mücadelelerinde onların yanındayız. Bizler istiyoruz ki hekimlerimiz
ülkelerinde kalsın ve yurt dışına gitmesin. Yani bu sayıyı ben gördükçe içim acıyor açıkçası. Sizin verdiğiniz sayı çok çarpıcı. Evet. Yurt dışına giden hekim sayısı resmen rekor kırıyor. Tabii yani tabii. 10 yıl içerisinde tabii. 40 kat artmış. Ben durumda. Şöyle ifade edeyim. Tabii bakın 2012'de giden hekim sayısı resmi rakamlar. Yani biz hekimsiniz. Bunun için bir temiz kağıt dediğimiz yani hekimlik sicilinizi istiyor gideceğiniz ülkeler. Genelde Avrupa ülkeleri hekim arkadaşlarımızın gittikleri. Tabii bu hekimlik sicilinizde üye olduğunuz odanızdan alın. Yani Türk Tabipler Birliği'nden istiyorsunuz. Bu Türk Tabipler Birliği'nden talep edilen, yurt dışına gitmek için talep edilen hekimlik sicilini gösteren temiz kağıdı dediğimiz başvuru sayısı 2012 yılında sadece 59. Sadece 59. Peki bu yıl ilk 10 ayında 2153. Yani 10 yılda yurt dışına gitmek isteyen hekim sayısı tam 40 kat artmış. Bu sinyal veriyor. Ve ben buradan Sayın Sağlık Bakanı'na sormak istiyorum. Sizin yönettiğiniz Sağlık Bakanlığı'nda neden hekimlerimiz bu kadar yoğun şekilde yurt dışına gidiyor? Dönüp içine dönsün, kendisine sorsun. Acaba bizim bir hatamız var mı burada hekimlerin gitmesinde? Bir yanlış mı yapıyoruz? Hekimlerimiz neden kendi ülkelerinde kalmıyorlar? Ama Cumhurbaşkanı giderlerse gitsinler dedi biliyorsunuz. Evet. Üniversitedeki doktorlar evet. bize yeter dedi. Böylesine bir yaklaşım da evet, bulundu. Evet. Sonra geri adım atmaya çalıştı ama. Evet, evet. Tabii çok talihsiz bir açıklamadır. Talihsiz bir açıklamadır. Her ne kadar yani geri adım atmış gibi olsa da tabii hekimlerin gönlü kırılmıştır. Bunlar zincirleme hatalardır tabii. Bu söylemin ötesinde yani sistem olarak da getirilen sağlık sistemi olarak da hatalar çok daha büyüktür ve ondan dolayı hekimlerimiz gidiyor. Getirilen performans sistemi sağlıklı dönüşüm programıyla biraz önce ifade ettiğim üzere sağlık sistemi artık ticari bir meta haline gelmiştir. Hastalar artık bir müşteri gözüyle görülmüş ve siz sağlık sisteminin içine şirketleri dahil etmişsiniz. Şirket nedir? Para kazanma amacı olan organizasyonlardır. Sağlık sistemi üzerinden para kazanma imkanı ve yolu açmışsınız. Özellikle de bunu yandaş şirketlerinizi kayırarak yapıyorsunuz. Evet. Ve zincir özel hastanelere sebep olmuşsunuz siz. Yani kimi şirketlerin 20 küsur hastanesi var, kiminin 15 ve bölge bölge Türkiye'yi paylaşmışlar, artık tekelleşmişler. Ve yaptığımız çalışmada artık Türkiye'de verilen sağlık hizmetlerinin yarıdan fazlası özel sektör tarafından veriliyor. Ciro bazında belki 1/4 özel sektörün artık ne kadar paranız varsa o kadar sağlık hizmeti alır noktaya gelmişsiniz ki bu büyük bir yanlıştır. Sağlık hizmeti sizin maddi durumunuz ne olursa olsun eşit miktarda hizmet almanız gereken bir hizmet alanıdır ve mutlaka kamu tarafından verilmeli ve denetimi yapılmalıdır. Getirilen performans sistemi sağlık sistemini paraya endeksli hale getirmiştir ve vatandaşımızın da şikayetleri her geçen gün giderek artıyor, artacak. Hatta bakanın da şöyle bir itiraf vardır. Efendim işte biz beyaz reform yaptık. Can çekişen bir performans sisteminin fişini çektik. Oysa performans sistemi denilen işte sağlıkta dönüşüm programının merkezindeki bir sistemdir. Yani kendi getirdikleri sistemin ne kadar yanlış olduğunu da itiraf etmiştir. Ve beyaz reform diye adlandırılan bu reform süreci mi artık o tabi bilemiyoruz. Adını ne koyarsanız koyun ama hafta sonu işte hemşirelerimizin mitingi vardı. Efendim önümüzdeki haftada eczacılarımızın mitingi olacak. Hekimler feveran ediyor. Beyaz reform bu mu? Yani içi boş bir slogan. Yani bir çalışma koşulları aslında biraz konuşalım derseniz sağlık çalışanlarının. Hı hı. Daha sonra da şehir hastaneleriyle ilgili evet, size evet. sorularım olacak. Çünkü şehir hastaneleri ki ben de bu ara bir yakınım çok hasta. Sürekli olarak oraya gidiyorum her gün. Burada Ankara'da Bilkent tarafında hı hı. Bir kasaba olarak haline dönüşmüş bir hastaneden söz ediyoruz. Sağlık çalışanlarının da sorunlarını bizzat insan görüyor orada. Çalışanların çalışma saatleri oldukça fazla. Vardiya usulü çalışmaya çalışıyorlar ama o vardiya usulü tabii yetmiyor ve dolayısıyla evet. hizmette aksama oluyor. İyi niyetlerinden hiçbir şekilde şüphe görmüyoruz ama orada özel sektörlere verilmiş işte temizlik hizmeti, kafeterya hizmetini görüyorsunuz. Tamamen yandaş firmalara verilmiş. Orada büyük aksamalar yaşadığını görüyorsunuz. Evet. Bu da tabii aynı zamanda belki konuşulması gereken bir şey. Şimdi sağlık çalışanlarının sorunları. Günde kaç saat çalışma durumundalar? Evet. Avrupa'dakileri aşağı yukarı biliyorum ben. Siz de mutlaka vakıfsınızdır.
hı. o çalışma koşullarına. Buradakilerden farkı nedir? Burada olması gereken nedir? Evet. Sizin önerileriniz nedir? Tabii. Öncelikle şunu ben belirtmek istiyorum Zeynel Bey. Yani şehir hastaneleri modeli 1990'lı yıllarda İngiltere'de, başta İngiltere olmak üzere denenmiş ve bir takım sakıncaları sebebiyle de bir 10 yıllık deneme süreci sonrasında 2000'li yılların başında terk edilmiş bir sistemdir. Denenmiş, mahsurları görmüş ve terk edilmiş. Bir tipik bir örnek var, özellikle İsveç örneği. İsveç hükümeti bunu kamu özel işbirliği modeli bir hastane yapalım ve bunu bir deneyelim demiş. Efendim yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir hastane planlamışlar ama hastane sonunda 8 milyar dolar civarında mal olmuş. Maliye Bakanı istifa etmiş, ayrılmış. Şöyle diyorlar, efendim biz dünyanın en iyi hastanesini yapmak isterken dünyanın en pahalı hastanesini yaptık. Bir daha da yapmayız. Bir tane hastane yapmış, bırakmış. İsveç. İsveç. İngiltere bunu denemiş, bırakmış ama bize ihraç etti bu modeli ve biz pek çok şehir hastaneleri üzerinden de İngiliz finansman, yatırım ve danışmanlık şirketlerine borçlandık ve 25 yıl boyunca borçlandık. Çocuklarımızın geleceklerini de bu şekilde ipotek haline getirdik. Bizim iki tane noktada itirazımız var Cumhuriyet Halk Partisi şehir hastanelerine. Elbette bir hastane itiraz edilmez. Yani itiraz edilen nokta şudur. Maliyetleri en az 8 kattır. Maliyetlerini itiraz ediyoruz. Çok pahalıya mal ettiniz diyoruz. 25 yıllık bizi bu şekilde bir ipotek altına soktunuz ve maliyeti de en az 8 kat bir diyoruz. Bir takım firmaları zengin etmek amacıyla. Elbette, evet, tabii. Yandaş şirketleri, yapılmış. Kamunun, yani ben onu da ifade edeyim. Şöyle söylüyorum. Şehir hastaneleri yandaş şirketlerinize kamunun parasını aktarmak için kullandığınız bir paravandır. Çok önemli. Bir paravandır. Yani siz bunu bir kamunun parasını kendi yandaş şirketinize çıkartmak için yaptığınız bir düzenlemedir bu. 8 kattır ve bunu Sayın AKP Genel Başkanı da itiraf etmiştir. Demiştir ki evet zarar ediyorsak varsın, zarar ediyorsak edelim diye ifade etmiştir. Yine Sağlık Komisyon Başkanı da geçtiğimiz yılki Sağlık Bakanlığı'nın genel kuruldaki bütçe görüşmelerinde yine bir basında bir haber vardı. 7-8 kat şehir hastaneleri daha fazlaya, pahalıya mal oluyor diye. Kendisi benim yanıma gelip sayın vekilim 7-8 kat değil sadece 3 kat daha fazlaya mal ediyoruz falan demiştir ama rakamları şimdi size söyleyeceğim birazdan. Sizin gönderdiğiniz rakamları evet, yansıttı arkadaşlar. Evet tamam bakın burada şu an 14 tane hizmette olan kamu özel işbirliği modeli Mersin, olan Adana, evet şehir hastanesi. Yozgat, Kayseri, Eskişehir, Manisa, Elazığ, Bilkent, Bursa, evet. Başakşehir, Konya, Tekirdağ ve Etlik şehir evet, hastanesi. Evet şu anda bir fiil 14 tane şehir hastanesi var ve bakın sağ tarafta da şirketler var. 14 hastanenin 4-5 tane şirket sahibi zaten. Yani sonuç itibariyle burada da bir dörtlü beşli bir şirket gruplaşması var. Maliyeti yatırım tutarı 14 hastanenin yatırım tutarı 8 milyar 76 milyon dolar. Bu rakam da Cumhurbaşkanlığı'nın yayınlamış olduğu resmi rakamdır. Resmi evet. rakam. 8 evet. milyar 76 milyon dolar. Bakın bu 14 hastaneye karşılık bu yıl bütçeden ne kadar kira ve hizmet bedeli vereceğiz? 2,5 milyar dolar vereceğiz. Bakın 8 milyarlık bir maliyet, yıllıkta 2,5 milyar dolar kira ve hizmet bedeli. 25 yıl boyunca. Yani siz 3 yıl 2'şer buçuk 2'şer buçuk verseniz zaten 7,5 milyar yapıyor. 8 milyar. Yani 3 yıl 3 ayda karşılıyorsunuz. Hastanenin maliyetini ödediğiniz kira ve hizmet bedeliyle 3 yılda karşılıyorsunuz. Geriye kalan 22 yıl boşu boşuna para ödüyorsunuz. Ve ödenilen miktarda her yıl en az 4-5 bakanlık bütçesi bazında bir rakam ödüyorsunuz. Üstelik bu rakam büyük bir kısmı kira ödemeleri dolara endeksli olması, efendim enflasyona endeksli olması sebebiyle de katlanarak artıyor. Birinci itirazımız burada da ifade ettiğimiz gibi maliyetleri itiraz ediyoruz. İkinci itiraz noktası da özellikle çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarımız açısından önemlidir. Mimarisine itirazımız var. Mimarisine. Bu kadar büyük hastane mimarisi olmaz Zeynel Bey. Bunun bilimsel çalışmaları... Hem de şehirlerden uzak. Tabii. Yani mecbur. Oturma birimlerinden çok uzak yani yerlerde. Sizin bu kadar çok büyük kapasiteli hastane yapmak isterseniz, şehir dışına çıkmak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi mimarisine neden itirazımız var? Sağlık çalışması bir ekip çalışmasıdır. Zaman çok önemlidir. Siz dakikalarla hastanın hayatını kurtarabilirsiniz.
ve dakikalarla da hastanın hayatını kaybedebilirsiniz. Bir kalp krizi geçiren bir hastayı siz ne kadar erken hastaneye ve tıbbi müdahaleyle buluşturursanız o hastanın hayata dönüşünü, hayata bağlanmasını o kadar güçlü şekilde sağlarsınız. Zaman kaybettiğiniz takdirde hastanın hayatıyla bunu ödemiş olursunuz. Dolayısıyla ve aynı zamanda bir hastaneye erişim önemli. Bu kadar büyük hastaneleri mecburen büyük araziye ihtiyaç var ve şehir dışına yapmak durumdasınız. Ve nüfusun yoğun yaşadığı şehir merkezinden hastaneye ulaşmak saatler alıyor. Kalp krizi geçiren bir kişi hastaneye ulaşana kadar yolda ambulansta vefat ediyor. Ya bu bunlar görülür. Çok vahim bir durum bakın, yani sonuçta bunu. Tabii. Bakın bunlarla para kazanmak için bunu evet, göz ardı etmek tabii, bu durumu. Yani hastaneye erişimde sıkıntı var birincisi. İkincisi mimariyle ilgili. Yani lokasyonun da şehir merkezinden nüfusun yoğun olduğu yerden uzak olması. İkincisi şimdi bir sağlık çalışması, ekip çalışması, hekimler birbirlerinden tıbbi danışma isterler, konsültasyon isterler. Birlikte operasyona girerler, özellikle acil durumlarda ve çok kısa sürede hekimlerin hasta başında yan yana gelmesi gerekir. Şimdi bir örnek anlatayım ben size. Bir şehir hastanesinde bir arkadaşım acil servise davet ediliyor. Efendim acilde burun kanaması olan bir hasta alın lambası istiyor. Alın lambası serviste. Servisten acile gelene kadar diyor 20 dakika süre geçecek. Ben cep telefonumun ışığıyla hastaya müdahale etmek durumunda kaldım. Yani bakın hekimin tıbbi malzemeye ulaşması zor. Hekimin hekimle buluşması zor. Hastaya gelmesi, konsültasyon süresi bir hayli uzun. Dolayısıyla yapılan bilimsel çalışmalar demiş ki ideal sağlık hizmetinin ekip halinde çalışılmasını sağlayacak yatak sayısı 200 ile 600 yataklı hastaneler en efektif hastanelerdir. Bu hastanelerde hasta memnuniyeti yüksektir, çalışan memnuniyeti de yüksektir. O nedenle yani mümkünse 600 yatağın üzerinde pek hastane yapmayın ve bakın şimdi Ankara'yı gösterdik. Şimdi kaç yataklı? Efendim 4000 yataklı falan. Siz 4000 yatağı aynı yerde yapacağınıza 500'er yataklı şehir merkezinde insanların yoğun yaşadığı semtlerde 500'er yataklı 8 tane hastane yapsanız vatandaş daha kolay ulaşsa efendim randevusunu daha rahat alabilse laboratuvara daha rahat gitse röntgene daha rahat gitse hekimiyle daha kolay iletişim kurabilse daha iyi değil mi? Tabii. Maalesef bakın işte geldiğimiz nokta bu. Bir, maliyetin çok yüksek olmasına itirazınız var. İkincisi de mimarisi ve sağlık çalışmasının ekip hizmeti halinde yapılmasını engelleyen bir mimarisi var. Hekimler birbirini tanımıyor. Göremiyorlar da çünkü. Göremiyorlar, tanımıyorlar. Ben gidiyorum zaman zaman arkadaşlara şu bölümde vallahi bilmiyoruz diyorlar. Hocayı tanımıyoruz. Öbür binada. İnanın böyle. Hastalar kayboluyor. Özür diliyorum hasta kayboluyor. Hastalar birbirine, hasta yakınları birbirine konum atıyorlar hastane içinde. Bu Ankara'da oluyor. İşte ben her gün gidip geliyorum şimdi dediğim gibi bir yakınım hasta olması nedeniyle. Binayı bulmak için 2-3 tur atıyoruz. Bir de bu var yani. Bir hastanın, acil durumdaki bir hastanın oraya ulaşması ve o süre içerisinde, kısa zaman içerisinde müdahale edilmesi için oraya gitmesi sorunu çok çok büyük. Bir de en büyük sorunlardan birisi de bu hastaneyi yaptılar. Şehir dışında kilometrelerce uzak. Bir kasaba haline dönüşmüş hastane. Bu arada bu hastane yaptıktan sonra da gayet iyi çalışan şehir merkezlerindeki 5-6 hastaneyi kapattılar. Tabii. Yani o bilinen meşhur hastaneler, yüksek ihtisas, numune hastanesi o ve ona benzer hastanelerin hepsi kapanmış durumda Ankara'da. Şimdi tabii Ankara'dan örnek vereyim bulunduğumuz tabii. İl itibariyle. Bilkent Şehir Hastanesi açılırken 7 tane kökleşmiş böyle numune hastanesi, yüksek ihtisas hastanesi gibi hastaneler kapatıldı maalesef. Ve bunların donanımları belki bazıları alındı götürüldü o hastaneye monte edildi. Oysa şirketler tıbbi cihazları da vereceğiz diyorlardı. Yani belki vermediler cihazları ve bu cihazları aldılar. Yani siz bu hastaneleri de atıl hale getirdiniz ve kapattınız. Bakınız Zekai Tahir Burak Hastanesi kapatılmıştı. Covid salgını başladı. Çin'den gelen hastaları
orada karantinaya almak için kapattıkları hastaneyi tekrar açmak durumunda kaldılar. İşte biraz önce söylediğimiz noktaya geldi. Bir tane hastane yaparsanız 4000 yataklı böyle salgın hastalıklar durumunda siz o hastaneye o salgın hastalıklı kişileri koyamazsınız. Çünkü tüm hastaneye yayılır. Farklı lokasyonlarda olması gerekir. Yani bir tıbbi olarak salgın hastalıklarda mücadelede bu gereklidir. Ki biz mesela COVID salgını döneminde kronik hastalığı olan yani şekeri, tansiyonu var, böbrek rahatsızlığı var. Bu hastalar rutin olarak tıbbi tedavileri devam etmek durumdadır, tıbbi kontrolleri. Hı hı. Bunların gidecekleri, başvuracakları hastanelerle COVID şüphesi olan hastaların başvuracağı hastaneleri ayırmamız gerekirdi. Ama tek binaya topladığınız için ayıramadık. Ve daha da önemlisi belki ulusal güvenliğimiz açısından Zeynel Bey, ola ki Allah korusun bir savaş durumunda bu hastaneler hedef alındığı takdirde yani başka hizmet alabilecek noktanız yok. O nedenle yani askeride bir terim vardır hedefi küçültme diye. Yani farklı lokasyonlarda daha küçük hastaneler yaptığınız takdirde sağlık hizmetin devamını sağlarsınız. Yani mimari bu açıdan da önemli. Hem ulusal güvenlik açısından hem sağlık hizmetinin ekip halinde verilmesi açısından hem de efendim pandemi gibi böyle salgınlarda da daha iyi mücadele etmeniz açısından önemlidir. Pandemi sürecinde denildi ki hastalara efendim evden çıkmayın. Karaciğer yetmezliği var, böbrek yetmezliği var, tansiyonu var, şekeri var. Bu hastalar yeteri kadar hastaneye ulaşamadı ve pek çoğu da evde vefat etti bu hastalar. Hı hı. Bakın bu da bir gerçek. İşte biz ve bilim insanları diyorlar ki bu yaşadığımız pandemi bizim son değil. Bundan sonra da buna benzer pandemileri yaşama olasılığımız yüksek. Ona hazırlık yapmak durumundayız. Bunu Dünya Sağlık Örgütü söylüyor. Avrupa Birliği'nin sağlık direktörleri söylüyor. Yani bir sağlık sisteminde tüm dünyada pandemiden sonra çıkartılan bir takım dersler var. Ve bunları yürürlüğe sokarken biz eskimiş olan sistemi getirip kendi insanlarımıza çok yüksek maliyetle dayattık. Ve buranın da büyük sıkıntılarını elbette yaşıyoruz ve bundan sonra da yaşayacağız. Yaşayacağız çünkü 25 yıl boyunca katlanarak bir ödeme var ve çocuklarımızın gelecekteki sağlık bütçesi üzerinde ipotek konuluşunda. Şöyle kısaca ben özetle söyleyeyim. Son 4 yılını Sağlık Bakanlığı bütçesinin yani ortalama 3 aşağı 5 yukarı %20 civarı şehir hastanelerine gitmektedir. Sağlık Bakanlığı fonksiyonel olarak son yıllarda %80 bütçeyle çalışmak zorunda kalmaktadır bunlardan dolayı. Eğer ki sizin kendi öz kaynaklarınızı devlet hastanesi yapmış olsaydınız hem daha az bir maliyete sahip olacaktık hastanelere hem o hastaneler bizim olacaktı, kamunun olacaktı. Hem de dediğim gibi vatandaşın daha kolay ulaşılabilir bir noktada, daha ulaşılabilir bir lokasyonda olacaktı. İnanın bu sistemden ne hastalar memnun ne de hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız memnun değil. Sizin söylediğiniz ilk başta maliyet konusu çok çok önemliydi. Evet. Belki altını çizmek lazım. 8 milyar dolara mal olan bu 14 hastane için 25 milyar dolar ödeyecek Türkiye. Halbuki işte ve 25 yıl evet. boyunca ödeyecek. Değil mi? Yılda 8 milyarlık maliyete karşılık yılda 2,5 milyar lira kira vereceğiz. Kira ve hizmet bedeli vereceğiz. Evet. Dolayısıyla da yani 3 yıl sonrasında bunu maliyeti karşılamış oluyorsunuz. Tabloda da var. Yani 3 yılda maliyeti karşılıyorsunuz. Halbuki ama 25 yıl ödüyorsunuz. Boyunca 2,5 milyar. Tabii. Çok yani. Ciddi bir rakam bu. Evet. Sizin de bu gönderdiğiniz 14 şehir hastanesinin yatırım maliyeti 8 milyar 77 milyon. Evet. 3 yılda yatırım maliyeti karşılanıyor aslında. Tabii. Ve 8 kat fazla para ödenecek. Fazla. 25 yıl boyunca bu tabii amaçlı. Şey yapıldı ama açık söylüyoruz efendim. Yani kamu kaynakları yandaş şirketlere bu hastanelerimiz paravan yapılarak aktarılıyor. Evet. Bu işin çok, özü çok bu. Ciddi altını... Ve inanın sözleşmeleri sorduğumuz zaman ticari sır denilerek bize başlangıçta verilmemişti. Biz maliyetleri yurt dışında danışmanlık hizmeti veren şirketlerin faaliyet raporlarından bularak ulaştık maliyetlere. Daha sonra açıklamak durumunda kalındı. Ve yine sözleşmelerini bu hastanelerin istediğimiz zaman yine ticari sır denildi ve verilmedi. Ama bu ülkenin, bu devletin şerefli
namuslu bürokratları var. Onlar bize sözleşmeyi ulaştırdı. Sözleşmelerde şöyle bir madde var. Efendim, yeniden finansman maddesi var. Yani sizler gerekirse şirketlere diyebilirsiniz ki bu şirketlere kardeşim kaç para harcadın? Bu kadar. Sana şu kadar karıyla bunu ödüyorum. Bundan sonra artık ödeme yapmayacağım diyerek 25 yıllık ödemenin önünü kesebilirsiniz. Bunu da söyledik. Hı hı. Bu da var sözleşme. Onu da çıkarttık. Evet. Mecliste açıklama yaptık ama bunu da yapılmıyor. Bu niçin yapılmıyor? Bu kadar maliyet neden göz göre göre katlanılıyor? Ve bu kadar maliyetten neden kısılmıyor? Bunun demek ki siz yandaşlarınıza aktarıyorsunuz. O da daha sonra herhalde belli bir miktarı geri size aktarıyor. Komisyon olarak. Yani bu şekilde bir sistem. Bu çok acı tabii ki. Acı ve insan üzülüyor. Ben ilk tabii uzun yıllardır bunun üzerine çalışıyoruz. İnanın hani maliyetlere bakınca insanın psikolojisi yıpranıyor. Yani bu kadar şey olabilir mi diyorsunuz. Yani ülkede bu kadar açlık, sefalet varken o tabii. Ülke vatandaşlarına yapılabilecek hizmetler tamamen bir takım yandaş şirketlere evet. Yapılıyor. Sadece onlardan alınacak yani komisyon yani bunu da hani yandaş şirketler hakkında bunu sağlık hizmetleri üzerinden de yapılması yani bu çok, daha var. Çok acı. Çok tabii acı. İnsanların hayatı kesinlikle kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi Heal Türkiye'de bir program evet, var. AKP'nin evet. Programı. Hı hı. Onu da merak ediyorum. Çünkü çok öylesine bir ortamda bu program açıklandı ki onu ben sizin yorumunuzla dinlemek istiyorum. Tabii. Doğrusu ciddiye alınabilecek bir tarafı var. Tabii, nedir tabii. Durumlar? Tabii. Onlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Efendim, bize? Şimdi, tabii, AKP'nin Heal Türkiye. Yani evet. Türkiye Sağlık tabii, Programı. Türkiye Sağlık diye. Şimdi Sayın Bakan 2-3 yıldır devamlı Plan Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın görüşmelerinde devamlı surette sağlık turizmi üzerine böyle bir ağırlık veren konuşmaları oluyordu. Evet. Hatta ben bir görüşmede yani siz Sağlık Bakanı mısınız, Turizm Bakanı mısınız diye de böyle bir eleştirim oldu. Çünkü vatandaşın büyük sağlık sıkıntısı ama sağlık var, turizmi diye bir şey var. Evet. Tabii şimdi ki, baktık ki özellikle bu 6 Ekim yönetmeliği yayınladıktan sonra yani serbest çalışan hekimlerimizin özel hastanelerde, tıp merkezlerinde ameliyat yapmalarının önü kesildikten sonra bu Health Türkiye denilen sağlık turizmi programını yayınladılar. Ve bu programda da efendim internet sitesine girdiğimiz zaman bakıyoruz bir takım özel hastaneler, hekimler falan bu şekilde. Ben de yani burada getirdim işte Sayın Sağlık Bakanı'nın İstanbul'daki hastanelerini gösteriyorum. Burada. Evet, onu kamerada burada görürsün arkadaşlar. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum Zeynel Bey. Şimdi vatandaşın sağlık hizmetine erişiminde bu kadar sıkıntılarımız var. Yani siz bir taraftan vatandaş diyor ki randevu alamıyorum, ilaçlarımı bulamıyorum, tetkiklerim yapılamıyor zamanında, ameliyat randevusu alamıyorum, efendim ameliyat olacağım ama protez yokmuş hastanede onu bekliyorum. Kalp pili bekliyorum diyor vatandaş. Bu sıkıntıları varken, vatandaşınızın böyle sıkıntısı varken siz dönüyorsunuz diyorsunuz ki ben Sağlık Bakanlığı olarak yurt dışından hasta getireceğim. Ben onlara saç ekimi yapacağım. Burunlarını efendim estetik yapacağım. Sağlık hizmeti onlara sunacağım diyorsunuz. Yani bir tezatlık yok bunun mu sizce? Sağlık yani hizmeti. Siz ne yaparsınız? Öncelikle kendi vatandaşınızın sağlık ihtiyacını karşılarsınız. Ve karşıladıktan sonra da sizin elinizde bir çalışma iş gücü vardır. Sağlık kadrosu vardır. Dersiniz ki bunu ben değerlendireyim, yurt dışından da ülkeme döviz kazandırayım ve bu programı başlatayım. Ya öncelikle siz kendi memleketinizde, kendi vatandaşımızın sağlık hizmetini tamamen karşılayalım, ondan sonra sağlık turizmine yönelin. Ve şunu söylediniz, bakın bir çelişki daha söyleyeyim. Atatürk Havalimanı'na bir hastane yaptınız. Evet. 1000 küsur yataklı pandemi döneminde. Efendim yine diğer Anadolu yakası Sancaktepe'de zannediyorum. Orada bir yine havaalanına yakın bir hastane yaptınız. Biner yataklı dediniz. Efendim işte biz bir şu kadar sürede 45 günde yaptık diye övündünüz. Ve bunu Atatürk Havalimanı'nın pistini harap ederek yaptınız. Ve buna da şöyle bir gerekçe oluşturdunuz. Dediniz ki biz... Efendim havaalanında yapıyoruz çünkü sağlık turizmi için biz bu hastaneleri kullanacağız dediniz. E neden o hastaneleri kullanmıyorsunuz da şimdi kendi hastanelerinizi işaret ediyorsunuz? Dolayısıyla bu yönetmeliğin bir amacı da
kendi hastanenize kaynak yapar. Aslında tabii sistemde bir sorun var. Çünkü Sağlık Bakanı özel hastane sahibi, Turizm Bakanı işte holding sahibi, turizm otelleri var. Eski Milli Eğitim Bakanı'nın özel okulları vardı. Evet. Sistem bu tabii, kendilerini kayırmak ya da işte kazanılan para bana gelsin düşüncesiyle hareket edince halkın sağlığı, halka verilecek olan hizmette eksiklik oluyor tabii ki. Şimdi tabii bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi deniliyor. Biz efendim işte tek adam sistemi olarak nitelendiriyoruz. Hani bir makalede okumuştum. Efendim işte demokrasi değil, korporatokrasi, yani bu şeyi şirketlerin oluşturduğu bir yönetim tarzı gibi. Gerçekten yani tabii böyle bir şirket tarzı bir yönetim sergilerseniz tüm vatandaşa verilecek kamu hizmetleri de para kazanma mantığı üzerine oturtulur. Dolayısıyla da vatandaşın eğitimi üzerinden de para kazanırsınız. Vereceğiniz sağlık hizmeti üzerinden de para kazanma imkanı sağlarsınız. Dikkat edin, özellikle bu son 2018'deki yani bir yönetim sistemindeki değişiklikten sonra özel okulların sayılarında da çok fazla artış olmuştur. Özel hastanelerin sayılarında da çok fazla bir artış olmuştur. Yani eğitim, sağlık gibi kamunun ağırlıklı şekilde hizmet vermesi gereken hizmetlerin daha çok özel sektör ağırlıklı verildiğini görüyoruz ki zaten özellikle bu pandemi sonrası dünyada sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetlerinin daha kamucu olması gerektiği üzerine yoğun bir vurgu var. Yani artık mesela bir örnek veriliyor, deniliyor ki efendim işte Almanya örneği, sağlık hizmetleri daha kamusal ağırlıklı verildiği için Almanya pandemi sürecinde çok daha başarılı bir mücadele verdi. Ama mesela İtalya örneği var. İtalya'da sağlık hizmetlerinin daha özel sektör ağırlıklı olduğu için pandemi sürecinde İtalya kayıpları daha fazla oldu. Ve Dünya Sağlık Örgütü bunu söylüyor. Artık sağlık sistemleri daha kamucu bir yaklaşımda verilmeli diye. Yani bu şekilde ve Avrupa Birliği'nin de, yine siz de uzun yıllar Avrupa Birliği'ni takip ettiğiniz o süreci zannediyorum. Yani Avrupa Birliği'nde mesela 2020-2024 sağlık vizyonunda ve programlarında, sağlık programlarında artık sağlık hizmetlerinde kamusal ağırlığın daha fazla olması gerektiğini vurgu yapıyor. Biz de böyle yapmak durumundayız. Şimdi AKP iktidarına baktığımız zaman AKP'nin iktidarı geldi 2002 yılından 2022 yılına kadar geçen efendim işte yaklaşık 19-20 yıllık süreçte kabaca söyleyeceğim. Kamu hastanelerinin sayısı sadece %15-16 civarında arttı. Ama özel hastane %110 civarında arttı. %110 arttı. Yatak kapasitesi daha fazla hatta. Orada tamamen bir sektör oluştu. Tamamen ve çok bir pahalı. Sektör oluştu. Yani tabii, tabii. Sadece parası olanların gidebileceği kesinlikle, bir... Kesinlikle. Ve bakın şu anda kabaca ülkemizde 1500 civarında bir hastane var. Bunun 571'i özel hastane. Yani ciro bazında bakarsanız da çok daha yüksek bir ciroyu alıyor buradan. Dolayısıyla artık dediğim gibi sağlık hizmeti bir özel hastane patronu Sağlık Bakanı'na emanet edildiği zaman tabii bakış açısı da devamlı ben vereceğim sağlık hizmeti üzerinden bana, çok daha fazla bana para getirebilecek bir sistem oluşturdum. Aynen böyle. Keriman Ertuğrul diyor ki az önce konuşuyorduk, günlerdir diyor kulak burun boğazdan randevu alamadım. Şehir hastanesinde yoktu, başka hastanelerden aradım diyor. En sonunda 23 Kasım'a randevu verdiler diyor. Çile diye de yazmış emekli bir öğretmen. Kendisi bu ve buna benzer sorunlar yaşayan çok, randevu alamıyor artık yani. Şimdi bu tabii hem personel eksikliğinden kaynaklanan bir durum herhalde. Tabii. Hem de tamamen sistem gerekçesi sorunu. Şöyle, onu şöyle ifade edeyim. Pandemi biraz aslında gölgeledi bu sağlık sisteminin şeyini, arızalarını diyeyim açıkçası. Çünkü ne denildi vatandaşı? Ya alacağınız bir sağlık hizmeti varsa biraz erteleyin. Salgın hastalık var, evde bekleyin falan oldu. Pandemi geçti. Vatandaş sağlıkla ilgili sıkıntısı için hastaneye başvuracak. Ekonomik koşulları da bir hayli kötüleşti. İnsanımız daha yoksullaştı. Dolayısıyla özel hastaneye gitme olasılığı da artık ortadan kalktı ve ağırlıklı şekilde kamu hastanelerine bir başvuru yapmak zorunda kaldı vatandaşlarımız. Ama kamu hastanelerinde de hekimler pandeminin getirdiği yük olsun, çalışma koşullarının getirdiği yük olsun, özlük haklarının oldukça zayıf olması nedeniyle de kamu hastanelerindeki hekimler de istifa etti ve ayrıldı. Evet. Yani az sayıda hekim kaldı
Ama başvuru katlanarak arttı. Dolayısıyla bir hekim daha önceki süreçte günde 40-50 hasta görürken bu sefer efendim poliklinikte günde 150-200 hasta bakmak zorunda kaldı belki ve bu nedenle de randevular giderek arttı. Yani kamuda hekim sayısının azalmış olması, vatandaşın ekonomik durumunun kötüleşerek özel hastaneye yönlenmiş, hastanelerden hizmet almak için başvurusunun kısıtlanmış olması dolayısıyla da yani devlet hastanesine gitmek zorunda kalması. Ben o yüzden diyorum zaten hani serbest hekimleri geri sağlık sisteminin içine dahil edelim. SGK ile anlaşsınlar. SGK nasıl özel hastaneye poliklinik başı bir ödeme yapıyorsa hekim arkadaşlarımız bunu kabul ediyor çoğunlukla. İstemeyen zaten sözleşmesi yapmaz. Dolayısıyla bu randevuları bu şekilde halletmiş oluruz. Yani siz yetişmiş bakın şimdi. Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde tıp fakültesinde okuyorsunuz. Ve ondan sonra bu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hekimlik yapma yetkisi alıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı diyor ki şu şu şartlarda diyor yaptığınız takdirde muayenehane açabilirsiniz diyor. O şartları temin ediyorsunuz. Sağlık Bakanlığı diyor ki evet buyurun çalışma ruhsatınız diyor, veriyor. Özetle Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına göre hekimlik yapıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine göre muayenehaneniz var. Ama ondan sonra efendim sen hekimlik yapamazsın deniliyor. Bunu siz tutun, sağlık sisteminin içine dahil etseniz de hem vatandaş bundan faydalansa hem de hekimlerimiz mesleğini yapsa daha iyi olmaz mı? Evet. Yani bir tamamen sistem dışına atılmış sistem hekimler. Sistem dışına atılmış. Yani burada da yine art niyet var, art niyet var. Hekim gelsin daha ucuz emeğiyle bizim kendi özel hastanemize çalışsın, bize hizmet etsin. Bizim şartlarımızda. Ama hekimlik şöyle bir şeydir Zeynep Bey. Hekimlik aslında bir meslek olarak değil, sanat olarak tarif edilir. Yani her hekimin hastaya yaklaşımı farklıdır. Tedavi yöntemleri, efendim tabii bilimsel çerçevede farklılıklar gösterebilir kişisel bazda, hekimler bazında. Yani hekimlik biraz daha böyle özgür ortamda yapılması gereken bir meslek olarak söyleyeyim size. Siz hekimleri bu şekilde bir kalıba sokarak inan hem Türk tıbbını geriletirsiniz, hem hekimlerin o çalışma hevesini kırarsınız. Çünkü efendim her hekimin kendi yeteneği farklıdır. Mesela kulak bombaz açısından söyleyeyim. Bir hekim mesela burun hastalıkları üzerine daha böyle spesifikleşir. Daha yoğunlaşır, daha uzmanlaşır. Öbürkü kulak üzerine. Hani siz bunları bir kalıba sokamazsınız. Herkesin yeteneği, bilgi farklı, becerileri farklıdır. O nedenle hekimlik daha böyle özgür ortamda yapılması gereken bir meslek veya sanat. Dolayısıyla kendi muayenehanesi olması olabilir daha veyahut da daha rahatlatacağız. Daha yani rahat. Hekimlerin daha böyle kolaylaştırmanız gerekir çalışma koşullarını ki tıp ilerlesin. Bakınız şöyle bir acı tabloyu da ben size paylaşacağım. Dikkat ederseniz mesela eskiden hekim anne babanın çocukları da genelde hekimli olmak isterler böyle bir heves olurdu. Son yıllarda, son 5 yıl, 10 yıl falan diye söyleyeyim ben size. Hekimliği tercih eden az mı? Çok az. Anne babası hekim olanların çoğunluğu çocukların hekim olmasını istemiyorlar. İnanın böyle bir şey var. Çünkü evde olmayan anne baba, kendileriyle ilgilenmeyen anne baba durumunu yaşayınca evet, evet. Kendileri belki de aynı şeyi bir de onların yorgunlukları. Yorgunlukları bir de çalışma varıyorlar. Koşullarının ağırlıkları, onun karşılığındaki elde ettikleri gelirin çok düşük olması, riskin çok yüksek olması. Şimdi mesela bir hekim arkadaş hakkında efendim işte bir dava açılıyor ve inanın bir ömür dahi kazanamayacağı şekilde bir tazminata mahkum ediliyor. Yani hekimlik yapması mümkün değil o kişinin. Veya da sağlıkta şiddet bir hayli artmış. Bu bir cezalandırma yöntemi. Tabii mesela ameliyata giriyor işte hasta yakını diyor ki hekime İşte hastama bir şey olursa diyor sen de kendini de ölmüş bil diyor. Şimdi düşün yani bu ruh haliyle o hekim nasıl ameliyata girsin? Yani bunlar yaşanıyor. Bunlar yaşanınca ister istemez tabii çocuklarının kimse hekim olmasını istemiyor. Hatta tıp fakültesine girip 3. 4. sınıfta tıp fakültesini terk eden öğrenciler olduğunu çok daha acı, öğrendik. Çok acı, çok acı sonuçlar bunlar. Çok acı, çok acı evet. Bize evet, öylesine bir tablo çizdiniz ki ya, Fikret Şahin. Keşke daha güzel çizmişsiniz. Doğrusu umarım işte sizin de söylediğiniz gibi önümüzdeki dönemde iktidar değişirse eğer
ki değişmesi temennisiyle evet, bütün bunların hepsi geçsin, bitsin. Çünkü vatandaşlarımız, sağlık çalışanları hepimiz mağduruz. Evet. İşin gerçekliği. Çok teşekkürler Fikret Bey. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bizden sağlık sektöründe çalışanların ve sağlık çalışanlarının...